Evet, sürücü arkadaş merhaba. Adını soyadını alabilir miyim? Benim ismim Deniz Çabuk. Deniz Çabuk, ha ne güzel adım var ya. Deniz adını çok severim. Biraz önce çekim yapmadan önce sohbet ettik. Ancak izin almam gerekiyordu senden. Bu şu 2 dakikalık bir çekim yapacağız. İzin veriyor musun? Tabii. Teşekkür ederim. Videoda yayınlayacağız. Daha doğrusu YouTube paylaşım sitesinde. Şimdi sen şu arabayı kullanıyorsun. Bu arabanın... Açık kalsın, önemli değil. Bizi engellemez. Arabanın ruhsatı var mı? Var efendim. Peki ruhsatsız araba kullansan ve sapsarı olsa, taksi olsa ne olur bu? Bu gayrimenkul bir şey olur. Yani korsan taksi olur değil mi? Evet. Buna korsan taksi derler. Doğru. Evet. Peki Türkiye Cumhuriyeti 29 Ekim 1923'te kuruldu ama ondan önce 9 yıl önce 1914'te İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları kuruldu. Darü Bedai adıyla. Yönetimi de Harbiye'de. Belki bilirsiniz işte şehir tiyatroları var. Evet. Harbiye Muhsin Ertuğrul sahnesi. Orada korsan bir oyun oynandı. Rosenbergler Ölmemeli adı da. Ne diyorsun sen buna? Koskoca bir devlet kurumu. Yani korsan oyun oynayabilir mi? Sen korsan taksi kullanabilir misin? Şimdi ben korsan taksi kullandığım zaman cezası var. Evet. Şimdi orada böyle bir oyunda oynanmışsa, devlet de buna seyirci kalmışsa, devlet kendini biraz sorgulamalı. Yani ben ona korsan devlet diyorum. Tabii sen demek zorunda değilsin. Tabii ben sen korsan, ekmeğinin peşindesin. Evet, ben öyle diyorum. Benim adım Hilmi Bulunmaz. Beni herkes tanıyor. Yani herkes derken tiyatro dünyası tanıyor. Zaten şimdi yine bir yargılamadan geldim. Yargılandım ve ceza aldım. Onlarca davam sürüyor. Ben böyle ceza almayı falan seviyorum. Çünkü korsan yapılan bir iş bu. Yani onu merak ettim. Bir de sen deminki çekimden önce hiç tiyatroya gitmediğini, bir kere işte okulda öğretmeninin götürdüğünü ve bir kere de arkadaşlarının götürdüğünü, Sivas'ın Zara ilçesinde köyde doğmuş olmanın dezavantajıyla tiyatroya uzak kaldığını söyledin. O konuda biraz bir şey söylersen en azından şarjımız bitmek üzere bitene tabii, kadar seni dinleyelim. Şimdi bizler İstanbul'da doğup büyümedik. Köyde büyüdüğümüz için kültürlerimiz tiyatroyu veya sinemayı veya buna yani yaygınlaşacak şeylere meyilli bir kültüre sahip değildik. Yani bizim işte tarlaya git, oraya git, buraya gitlerle gelen bir çocukluğumuz var. Şu anki dönemki İstanbul'daki çocuklarımız, mesela benim kendi çocuklarımı sinemaya veya tiyatroya veya daha güzel şeylere yönlendirmek zorundayım. Çünkü ilerisi için onların geleceğini daha iyi bir şeyleri öğrenebilmeleri için bu takım yerlere gitmeleri gerekiyor. Sosyal bir sistemde sosyalleşmeleri için. Bize böyle bir şey nasip olmadı. Bizde de bu çocuklarımıza ellerinde var. Onların ellerindeki şeyleri de biz anne baba olarak alamayız. Bunları vermemiz gerekiyor onlara. Dediğimiz gibi sizin eğer ki orada bir korsan oyun oynanmış, devlet de buna seyirci kalmışsa devlet yani kendi koyduğu yargıları, yasaları kendisi çiğnemiş oluyor. Hı hı. Şimdi ben de ticari taksi şoförüyüm. Yaklaşık 18.600 tane ticari taksi var. Bunun 10.000 tane de korsanı var. Bunun korsan şeylerini yapanlar da genellikle emekli polis amirleridir veya eski taksicilerdir, korsancılığı yapanlar da. Şimdi oradaki şeyleri de, oyunu yapanlar da büyük ihtimalle ben düşünüyorum yani onlar da kendilerince yaptıkları şeyin yasal olmadığını biliyordur ama onlara müdahale gelmeyeceğini de biliyordur. Bravo, işte çok önemli bir tespit bu, evet. Ondan dolayı rahat bir şekilde yapmışlardı oyunlarını. Çok iyi. Sağ olasın. Deniz Çabuk vallahi çok güzel özetledi. Soyadı gibi Çabuk Çabuk. Teşekkür ederim. Bugün 28 Şubat 2012 günlerden Salı. Taksideyiz. Plakasını söyleyelim mi? Gerek var mı? Benim için sakıncası yok. Plakasını da söyleyelim ya. Bu taksiyi tutalım her zaman. 34TDV91. Teşekkür ederim. Bütün Sivaslılara, Zaralılara ve köylü kardeşlerime selam ederim.